Kocam. Hoş geldin. Temizliğe davetlisiniz. Ya bu ne arkadaş ya? Her gün temizlik temizlik. Temizliksiz bir gün geçme. Evde yaşıyorsan mecbursun temizlik yapmaya. Yapacak bir şey yok. Buraya anneannem gibi giyinmişsin. O evet. Anneannemin yeleği mi acaba? Olabilir. Bunu biri örmüştü bana ama kim inanın hiç hatırlamıyorum. Valla sanki anneannemin işi gibi bilmiyorum. Ama bize hep çocukken böyle yelekler örerdi anneannem. Evet. Güzel, ben seviyorum böyle şeyleri. Gel bak sana göstereceğim. Ama onun öncesinde lütfen kanalımıza abone olmayı, bizi desteklemeyi ve beğeni atmayı unutmayın. Bizler için çok önemli. Anlayamadım. Ne diyor? Sadece beğeni değil, abone de olun. Abone de olun lütfen ya. Abone olun yani. Niye abone olmuyorsunuz? Öyle tek tek izlemek yeter mi canım benim? Güzel insanlar lütfen abone de olun. Bizi desteklemek için, bizim de en azından hani motivasyon olmamız için, motive olmamız için bunlar önemli şeyler biliyorsunuz. Tamam, şimdi sen gel hadi buraya. Bir salonda bir değişiklik görüyor musun? Valla sanki... Bir ferahlık, şöyle bir oh dediğin. Gerçekten yani bir şey, bir koltuk, gördüğün kanepe gibi. Bu kadar mı değiştirir ya evi? Çok değiştirdi. Yani şu küçücük bir kanepe bile gerçekten çok değiştirdi. Zaten çok söyleyenler oluyordu. İşte o kanepe orada çok gereksiz falan diye söyleyenler oluyordu. Evet, doğru aslında. Hani çok kalabalığımız, gelenimiz gidenimiz tabii olmadığı için... Bu birazcık burada bize mani olmaya başlamıştı şöyle gidişle gelişle. Ya birazcık mı? Şu an kaldırdığından beri ben var ya salon böyle iki kat büyümüş, geliyor. İki kat büyümüş gibi geliyor. <Allah çekelim. gülüyor> Salon iki kat büyümüş gibi evet, ya. Evet, gerçekten öyle. Ya işte tabii bunu yaşadıkça tecrübe ediyorsun. Mesela şöyle düşünüyorum. Burada bir köşe takımı olsaydı belki daha iyi olabilirdi ama şöyle bir şey var. Çok iç içe yaşamak zorunda kalırdık bu sefer. O bizi zor durumda. O zaman bu evi tabii eşyalar alırken herkes köşe koltuk takımı evet, alsaydınız demişti. Demişti. Ama o da çok küçük olurdu. Hani en azından burada mesela birbirimizden bağımsız olabiliyoruz. Hareket edebiliyoruz. Tabii misafir geldiğinde dip dibe oturmamız evet. Gerekecekti. Ama burada köşe bence de daha güzel olurdu. Evet. Ama kullanım açısından bu çok daha rahat. Hani şurasını mesela bir şey için değerlendirmemiz gerekiyor. Ya daha dün gibi değil mi? Şunları almaya gittik falan. Bunları hep çektik. Evet ya. Gerçekten her şey dün gibi. Aradan tam 8 ay geçti. Daha bir sene bile olmadı ya. Tabii tam bir sene bile olmadı. Neler değişti hayatımızda ya. Geçen sene bugüne döndüğüm zaman şu anda Çandır'da, Köyceğiz'de. Ay ne yapacağız biz? Kira gelecek Bahar'a. Falan diye böyle stres, sıkıntı içerisindeki o günleri çok iyi hatırlayabiliyorum. Allah inşallah kirada oturan herkese ev sahibi yapsın. Allah. Ama ben hayatta şunu öğrendim. Hayatta hiçbir şeye olmaz demeyeceksin. Kesinlikle öyle. Hayat gerçekten mucizelerle dolu ya. Evet evet. Gerçekten. Doğru. Şu koltuğumuzu da nereye koyduk göster de insanlar belki önceki videoyu izlemedilerse... Gördüğünüz gibi koltuğu. Bence ne yapalım biliyor musun? Biri de yazmış. Ben de aynı fikirdeyim. Bununla şu koltuğu yer değiştirelim. Evet değiştireceğiz. Hemen abi. Şimdi değiştirelim mi? Kuzulara bak. Kuzular çıktı otlamaya. Koyunla. Koça bak ne kadar büyük. O çok büyük, onu geçen gördüm ben. Baya uzun bir koç. Teyze de çok azimli ya her gün. Maşallah evet ya. Ay. Ne yapsın, o da ekmek parası sonuçta. O da onun da hazinesi bu yani. Yalnız bizim de şimdi iki tane koyun kuzularsa... O zaten kuzulacak ama ben sana demiştim. Dört tane. Çok büyük. Dört tane şey daha olan, gelse... Şey olan, bunun yavrusu değil de o şey olan hamile o kesin. Hani yanık kaldı kalacak dediğim evet. Var ya. Dört tane daha gelse yedi tane de kuzu oluyor. Şimdi orayı yaptığımız zaman artık arkaya çıkaracağız mecbur onu. Hazır muhabbet açılmışken söyleyeyim mi? Söyle. Ben... Niyetimi değiştirdim. Ne yaptın? Şimdi herkes hani şuraya köpekleri ne zaman yapacağım diyor ya.
Evet. Şuraya. Evet. Şu an o işimi erteledim. Tamam. Koyunları arkaya alıyorum. Evet, bence iyi olur. Ama köpeklerin yeri ne? Ya şimdi kış ya. Köpekler şu an aşağıda zaten iyi, tamam mı? Orada yani önümüzdeki aylarda da havalar ısınmaya başlayınca da yapabiliriz. Yavaş yavaş. Hani köpeklerin şu an bir acelesi yok. Üremiyorlar, bir şey yapmıyorlar. Evet. Ama şimdi kuzular olursa biraz bizi zorlayacak. Evet, doğru. Bir de bu yan taraf bizim olsun istiyorum. Anlatabildim bahara mi? Bahara en azından orayı böyle güzel yaparsın. Tabii, ben şimdi kepçeciyle konuşacağım. Tamam. Tamam mı? Arkaya kepçe sokacağım. O kayayı kazdıracağım. Daha sonra kendim ahşaptan, keresteden bir ahıl yapacağım. Yapabilir miyim? Yaparsın. Güzel olur bence. Evet. Hadi o arada konuşurken iş yapalım. Durmayalım boş boş. Evet, evimizin şu an derli toplu hali. Tabii ki çocuklarla böyle kalmıyor. Yani şu an böyle olması güzel. Şu klimayı, rengini sen bir şey söyledin ya. Evet, ne diyor, ne oksitti? O da zehirli ya, ben biraz endişe ettim. Böyle... Ama çıkaracağız, dışarı alacağız ya onu. Ne bileyim ya o. Camları mı sileceksin? Ya biraz tozunu alayım işte ya, çok kirlendi. Dışarıya şimdi yağmur yağacak, silemem de. En azından şöyle bir temizlik yapmak. Toz oluyor her yer. O buhu için antifrizli su kullanın demişler. Evet, doğru, mantıklı. Alayım ben. He? Antifrizli su alayım. Olur, al. Ata dudağını patlattı ya. Geçen gün aynı buradan bu şekilde koşarken nereye vurmuş? Şuraya. Tamam, şu burası tabureni kesmiş. Şuraya vurmuş. Zaten diş izi var bak. Nasıl vurduysa artık. Yani dışarıda o kadar koşturuyor ediyor maşallah. Ya buradan ziyade şurası bence tehlikeli ya. Evet, orası şu an çok onun tam boyuna göre orası, biliyor musun? Evet. Tam boyuna isabet ediyor ya. Vallahi böyle de sizlerle temizlik yapmak çok hoşuma gitti. Sohbet muhabbet. Ne yapacağım ben böyle temizlik çekip... Vallahi ben temizlik yaparken mi? Sen beni çeksene, güzel temizlik oluyor. Mi izleyeceğim ben böyle? Sen tabi izlemezsen de hanımlar belki severler. Sevenler varsa vallahi ben temizlik yapmayı beylerin çok seviyorum. Beylerin hoşuna gidecek mi acaba bu temizlik? Tabi canım, ne be şeyde Fox TV'de mi ne bir çocuk yapıyor ya, o erkek çocuk. Ne yapıyor? Yani erkek çocuk dediğim genç bir delikanlı temizlik yapıyor sürekli. Programda. Tabi. Temizlik programı. Başkan o yani. Bu işin başı tabi. Erkekler daha çok temizliği sever. Bunun kadın erkeği yok ya, sen niye ayrımcılık yapıyorsun? Yani erkek de temiz. Erkekler genelde böyle ev işlerini pek sevmez ya. Ya bırakın şu ayrımcılığı. Hiç öyle değil yani. Kadın da erkek de sever yani. Kimi kadın da temizlik sevmez. Sadece yemek sever mesela. Ben temizlik yapmayı çok severim. Ha biraz sileyim. Toz olayım. Ha, oraya gitmişken onu da söyleyelim. Ha. Buraya evimizin en büyük eksiklerinden, değil mi? Evet ya, burayı bir yapamadık ya gerçekten. Oraya bir çok TV ünitesi lazım bize. Aslında benim oraya karşı büyük bir hayalim vardı. Ne o? Bu elektrikli şömineler yapsak var ya. Yapsak aslında öyle bir şey ya. Bence yapalım elektrikli ya. Şömineler var böyle ateş, evet. Görüntüsü veriyor. Ayrıca evi de hani ısıtıyor. Ama nasıl olacak? Hazırları satılıyor da evi daraltır mıyız? Ya şöyle dar olacak, bu kadar olmaz. E bu da bu kadar olmayacak. Ama o zaman TV ünitesi olmamış olacak. Yani ev, malzemeler nereye koyacaksın? İşte üstünde raf olacak. Rafa koyacaksın. Üstünde televizyon olacak. Tamam da bu da duvara asılı olacak ama. Televizyon mu? Hı hı. Yani burada mesela şömine olacak. Şurada atıyorum raf olacak. Şöminenin üstünde raf olacak. Bunları üstüne koyacaksın. Televizyon gene asılı kalacak. Ya da şöminenin şu yanına belki küçük bir şey yapılabilir. Neyin? Şöminenin şu yanına. He, aynı. O da olabilir. O da güzel olur. Bu arada Facebook'ta gördüm. Böyle reklamlı ürün satışları oluyor ya. Hı hı.
Bak bizim bu ayna kırıldı ya. Evet. Böyle bir şey var, Japon yapıştırıcısı gibi küçücük. Ha. Şuraya döküyorsun, camın kırıklığını gideriyor. Aa. Vallahi. Alalım onu işte. He? Alalım onu. Sen hiç görmedin değil mi? Hayır, görmedim. Ve yorumları okudum. Aa çok işe yarıyor, harika falan yazmışlar. Ya ama bunu, bu kapı kırdı bunu. Bu nasıl olacak ki? Ya şuraya artık bir şey yapamayız da. Şuraya mesela damlatıyorsun onu. He. Tamam mı? İçine şu görüntü kayboluyor, yapıştırıyor. Aa süpermiş. He? Hemen alalım onu ya. Baksana. Denk gelirsem alalım bakalım. Kırık hem aynayı istedim. Buradan insanlara da gösteririz işe yarıyor mu. Evet, işe yarıyor mu gösteririz. Şöyle bir kahve olsa da şöyle bir balkonda, yeni temiz bak balkonumuzda şöyle bir kış keyfi yapsak. Bir kahve yapanımız olsa şöyle. Bir kahve içsek. Bak sana ne diyeceğim, kahve yapayım da. Şu şey var ya, süpürgelikler. Süpürgelik? Süpürgelikte nasıl toz birikiyor? Sen hiç görmüyor musun bu tozu? Hani böyle demiyor musun? Ay burada toz var, rahatsız etmiyor mu seni? Mesela ben, bana çok batar. Desem ne olacak? Görmemeyi yeğliyorum. Hayır. Yani bak şunu görüyor musun? Burada bir süpürgelikte şey var ya. Görmemeyi yeğliyorum. Süpürgelik var ya bak, buraları temizlemesi çok zor yani. Vakit alan bir şey ya. Bunları cam sik sıkarak çok kolay bir şekilde alabiliyorsun. Bak böyle bak. Bütün aralara giriyoruz o cam sil suyu. Böyle hop alıveriyorsun. Bak tertemiz oldu, gördün mü? Ataya bak ne hale getirmiş ortalığı, Allah'ım. Anam ataya bakalım, dur. Ata! Neredesin? Bakayım. Kovalama tavukları. Dağıtma bak ortalığı, dağıtma. Abu, cam balkonun, sen camlarına bir baksana. Ata dikkat et, ata. Dikkat et. Gel seni görsünler mi? Gel görsünler seni. Gel bak seni görsünler. Gel buraya. Gel seni bir görsünler. Bakın sokak çocuğumuz. El salla. El sallıyorum. Tatlı da. Hadi bir kahve içelim ya. Geçen tiramisu yapmıştım. Tiramisu da içelim. İçelim, tiramisu içelim. Ama tiramisu yapalım. Senin kafa gitmiş. Ha, cam, kendim. Cam sil sarhoşluğu. Kendimi temizlemeyince öyle oldu. Evet, şimdi şurayı biraz süpüreyim, ondan sonra kahve yapalım. Süpüreceksem o süpürgeyi de bir göstersene. Evet. Te aldığımızdan beri hani o kadar kullandık. İnsanlar belki merak eder. Memnun muyuz, değil miyiz? Te evimizi yenilerken böyle bir süpürge almıştım Gizem'e hediye. Evet. Sorsanız hiçbir şey almıyor bana der. Ona bir süpürge almıştım böyle. Görüyorsunuz değil mi? Sürekli bana laf sokmalar, laf etmeler. Evet. Memnun musun bu süpürgeden? Göster bir şöyle bakalım. Ben çok memnunum. Şöyle biraz geri git. Şöyle. Ama şimdi bir temizleyelim bunu. Bak nasıl temizleniyor. Çok kolay. Şurada da yeri var bunun. Hemen bak bunu böyle koyuyorsun. Sadece en gıcık yanı, haznesi çok küçük. Hemen dolu veriyor. Evet. O, ama çok kolay temizleniyor. Ne var ki bunda? İçinden neler çıkmış işte, evimizin pisliği bakın görün. Bunlarla mı yaşıyoruz biz? Bir de becersem. Bunun burası fırçalı. Dönüyor sürekli. Çalıştı, çalıştırdığında evet. Dönmeye başlıyor. Tıkanırsa da kendini zorlamıyor, kapatıyor. Evet, direkt kapatıyor. Kapatınca zaten ışıklarını söndürüyor. İki kademeli. Biri az kademe, biri çok kademe. Çok... Bizim eve yetiyor ama çok büyük evler için yeterli olmayabilir. Şöyle hani hemen böyle süpüreyim derseniz o daha güzel. Ama zaten mesela benim şimdi evim büyük olsaydı ben yerden otomatik hani şeyler oluyor ya, yuvarlak. Onlardan alırdım yani kesinlikle. Ama bizim eve uygun değil o. Hem küçük hem de bize olmaz yani. Bu böyle. Bizim eve çok pratik ya. Ben yemin ediyorum
zevkine ev süpürüyorum artık bununla yani. Bu çok zevkli, evet. Ya kablosu yok, ne bileyim işte, hani bizim şimdi evimiz minik, şarj problemimiz olmuyor. Fakat diğerini almış olsaydık eğer o Alex denilen şeyden, o bizim buralara giremezdi. O büyük evler için bence ideal. Aha! Kapat kapat! Bu ne? Tavşan boku. Al işte. Hadi bakalım test edelim. Onu alabilecek mi? Onu parçalıyor ama dönüyor ya. Bir dene bakalım, bir dene. Yok, alıyor da. Aldı. Evet. Gel bak şunu göster. Atacığımın her sabah, öğlen ve akşamki sevgili pisliği. Yemeği kendi yemiyor, koltuğa yediriyorum onu. Evet, gel çek 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 herkese. Ya onu söktün mü? Tabii söktüm, bak şimdi. Yaklaştı kamerayı. Rahatlatıcı video. Koltuğun artık minderin rengi değişmiş. Yapacak bir şey yok, çocukla ev böyle. Sileceğiz. Onu da sileyim şimdi. Bir izin versene, şu arka bahçeyi göstereyim. Tamam. Evet, bakın yakında ahırımız tam burada olacak. Buraya ahır yaptıracağım. Şu kayaları kazdırıyorum, kepçe çağıracağım, kamyon çağıracağım. Burayı kırdıracağım şu şekilde, düzleştireceğim şu alanı. Ve burası... Buraya ahşaptan, kerestelerden bizim balkonun önceki üstündeki saçları üstünü kapataraktan bir koyunlara yer yapacağım. Şu dışarıdaki kapıya doğru da küçük bir bahçe alanı bırakacağım onlara. Bakın şu kayayı da tabii sıfırlayacağız, şöyle keseceğiz. Orada bir bahçelikleri olacak. Buradan dışarıda hayvanlar artık daha rahat çıkartabileceğiz. Bahçenin bu tarafı gene bizim olacak. Yan tarafı da bizim olacak. Güzel projeler var şu an kafamda. Bunu hayata geçiriyorum. Köpeklerden önce bunu yapacağım. Çünkü bunu yapmam gerekiyor. Yan duvarla şeyi de, bahçenin etrafını da çünkü tel yapmamız gerekiyor. Bunu yapmadan da onu yapamıyorum. Gel bak. Bir de sana bir şey göstereyim. Bir durdursana. Bir iki saniye bir bırak onu, bir gel. Şey, sana bir diğer projemden de bahsedeyim. Haberin yok senin. Evet, bakın çocukların odasının camına geldik şimdi. Bu ne ya? Bana bir masal anlat baba. Nota ya, şey, flüt çalıyorum ya. Bak şimdi sana bir masal anlatacağım ama gerçek olacak. Tamam mı? Şimdi bizim bu yan bahçe var ya. Evet. Çamur balçık içinde. Evet. Sürekli temizlediğimiz. Evet. Şimdi koyunları buradan alacağız ya arkaya. Evet. Burası bizim olacak. Evet. Sana burayı ne yapacağım biliyor musun? Ne yapacaksın? Burayı çim yapacağım, tamam mı? Of. Şunu oradan kaldıracağız. Evet. Ya da belki onu onarırız. Bir depo gibi bir şey olabilir ama yok, onu yok kaldıracağım. Yok ya, o ne Allah aşkına. Tamam mı? Onu kaldıracağız. Şu ağaçları şöyle yükseltiriz. Ağaçları hani. Etrafına güzel çerçeve. Evet. Burayı çim hayal et. Hı hı. Şunun olduğu yerde mesela, tamam mı, kümesin olduğu yeri sana böyle küçük bir sera. Oo, çok iyi olur. Tamam mı, çim. Sonra bu eski ahır. Hı hı. Eski ahırın içini de otantik bir taş odaya çevireceğim sana. Ay harika. Ocağı, kuzinesi. Evet, mutfak olsun minik. Şöminesi olacak, evet, tamam mı, mutfağı güzel olacak minik. Böyle oturma yerleri olacak, hı. Otantik süslerle. Ay çok güzel oldu. Bohem bir ortam. Oradan böyle bir çıkacaksın çime. Seradan küçük sebzelerini alacaksın. Ay. Sonra arka bahçeye geçeceksin, hayvanlar orada. Evet çok güzel oldu. Nasıl fikir? Harika inşallah. Hayallerimiz gerçek olur. Gene her yere sinek bastı. Olacak olacak, sen bana güven. Hadi artık bak, sana o kadar güzel şeyler söyledim. Bir kahve hak etmedin mi? Hak ettin de ne yapayım canım? Temizlik yapıyorum. Tamam artık da. Bir 5 dakika mola. Değil mi? Kahve hak ettik. O kadar
güzel hayallerden bahsettim. O kadar vaatler sundum. Vaatler sundum. Tamam hayatım, hemen kahveni hazırlıyorum. Sileyim şunu. Bu sefer Türk kahvesi değil de Nescafe mi içsek? Ben Türk kahvesini içtim Gizem kargoya gittiğinde. Duymasın. He? Acaba diyorum hani sen Türk Nescafe seviyorsun ya. He? Bugün Nescafe mi içsek? Sen bensiz içerken iyiydi değil mi? Neyi sensiz içerken? Türk kahvesini. Ben sensiz Türk kahvesi içmem ki. Hadi oradan yalancı. Bugün canım hiç Türk kahvesi istemiyor. Yok ya. Gel göstereyim. Bu ne? Yakalandın. O dünden kalmış. Yok ya, ben dünden bulaşık falan bırakmadım burada. O nereden çıktı ya? Allah Allah. Lavabodan cinler bırakmış herhalde. Periler gelmiş. Bir de bir zahmet yıkayaydın yani. Neyse. Bunu biliyorsun. Şeyini alırım yani, revanşını. Tamam, kendimi affettirmek için sana bir... vaatte daha bulunayım mı? İstemiyorum. Ama çok güzel, hoşuna gidecek. Herkesin hoşuna gidecek. İnsan der ki aşkım bekleyin de kahvemizi beraber içerim. Bak, herkesin hoşuna bekler. Gidecek bir vaat. Söyleyeyim Neyi mi? Neyi o söyle. Şu duvar diyorum ki boş ya. He. Buraya böyle ahşaptan küçük küçük bir sürü rafa olduğunu düşün. He. Bizim atalık tohumlar var ya. Evet. Küçük kavanozlarda. Burada böyle rafların içinde her atalık tohumun adının yazdığı kavanozların olduğu böyle... Ama ince yani, anladın mı? Evet, şu kadar bir raf. Hepsi göz göz odaları olacak böyle küçük küçük. Atalık nasıl yaptıracağız onu? O basit, ne var ki, yaptırırız. Anladın? Ya da biz kendimiz de yapabiliriz. Ha. Ama hani böyle camlı mı olsun acaba? İki tarafa açılıp kapanır camlar olur ya. Ha. Yani o da olabilir. Güzel olmaz mı? Kapanıp açılan değil de böyle sürgülü oluyor böyle eskiden. İşte hani cam sürgüsü oluyor ya. Eza evet. Dolabı gibi evet, var. Evet. O şekilde burada bütün atalık tohumunun tek tek ismini yazacaksın. Tamam. Bankan olacak. Atalık tohum bankan. Evet. He? Olabilir. Güzel olur. Çünkü bence. Artık bahar gelecek. Onları tabii, şey yapmamız gerekiyor. Tabii tohumlarımızı artık halletmemiz lazım. Bak, bu yan söylediğim serayı falan da aslında şimdi bahar geliyor. Bizim bu bahçe arkaya ağırlık vermemiz lazım. Köpeklerin orada bir şekilde yapılır. Ama arka bahçe, bak, bahar geliyor. Ekeceğiz, tabii. Biçeceğiz. Arkayı... O zaman aşağıdaki taş odayı da bir sonrakine erteleyeceğiz mecburen. Tabii, bura biter mesela. Buraları, o hayallerimizi gerçekleştiririz. Oraya da geçeriz, yaparız. Tamam, olur. Nasıl ki çünkü baharda ekeceğiz, biçeceğiz. Evet, değil mi? Evet. Bir de şimdi kış sezonu ya. He. İnsanlar da iş yok. Hani kepçeydi, mepçeydi, bunları ayarlamak daha uygun. Tabii. Bence de. He? Daha uygun olur. Mesela arka bahçeyi tel çevirmek istersek yani. Evet. İnsanlar şu an boş. Yağmur, çamur, kimse. Tabii. Doğru düzgün iş yapmıyor. Kışın daha kolay olur dediğin doğru. Bir de ıslak ya toprak, daha iyi kalır toprak. Aynen. Ata! Adamım! Ne yapıyorsun ya? Gel hadi. Çıkartamadın mı? Öt! 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 Bak adam düzenli çizmelerini düzenleyip koyuyor ya. Adamsın ya, çak. Öğret yavrum babana düzenli. Babasından öğrendi her şeyi maşallah. Ya tabii, ne zaman. Seni öğreneceğin var ondan, düzenli olmalı. Kendin mi yıkayacaksın ellerini? He. He? Cam da bitti. Vay koçum benim ya, adama bak. Adam olmuş da ellerini bile kendi yıkıyor. Kollarını sıyırdın mı? Ay, yemedim. Ya böyle. Ay, ortak. Ovuştur, 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 ovuştur. Suyun içine sok, ovuştur, ovuştur, ovuştur. Oldu mu ki? Bir daha mı yapsan acaba? Arkaları çamur gibi sanki ellerin. Hı? Gördün mü? Bak şurada ne? Şu ne? Hı? Bu ne? Getir bakayım elini. Aa. Ne? Çamur olmuş eller. Ne? Ay. Getir oğlum şeyleri. Tamam mı? Tamam. Tamam. Hadi bakalım, kurulu. Benim. Geçeceğim. Abi ben geçeceğim. İçiyoruz mu kahve? Evet. Ne kahvesi?
sakızlı Türk arkadaş kahvesi. Bu ne ya, bu ne? Onu sen almışsın. Concon musun sen? Sen almışsın nasıl onu. Nasıl köylüsün sen? Sana sormak lazım. Ben mi aldım? Evet ben aldım bunu. Aa iftira mı atıyorsun bana? Sen aldırmıyor muydun bunu? Ben senin ben için aldırmadım bunu be. Ben sen seviyorsun diye. Hayır aldım. Ben bunu sevmiyorum. Biraz üstüne de kalıntılar koyuyor. Ben Türk kahvesi severim. Ben de. Hayatta Starbucks hiç sevmem. Ben de filtre kahve. Sakız mı var? Nerede? Nerede sakızı bu Atan'ın? Çekmecede oğlum. Git al çekmecede. Çekmecedeymiş Atacığım. Bu arada bunu da biliyorsunuz bizim takipçilerimizden Carpe Diem kafenin yani. Lütfen kahvelerinden. Çileklisini mi içseydik yok, ya? Yok yok ben dalma sakızını daha çok seviyorum. Hadi öyle çilekli iç. Hayır ya sen kahveni iç. Sen cezalısın bir kere. Bana yapmayacaksın mı? Yapacağım da cezalı olarak yapacağım. Ben damla sakız sevmiyorum. Bana ne ya, bana kahve yapmadan yani sen kahveyi beklemedin beni içmek için Türk kahveni. O zaman ceza olarak sana damla sakız. Niye ben hep cezaya kalmak zorunda? Niye beklemedin karını? İyi hayatım, sen gittin ben ne yapacağım akşama kadar seni mi bekleyeceğim? Akşama kadar mı? Altı üstte 10 dakika gittim geldim ben. Ne 10 dakikası ve 1 saat? Yokluğundan faydalanıp ben kriz geçiririm ben o kadar. Ay yok artık ya. Pes bunu duyan da gerçek zanneder ha. Kahvesini makinede mi yapıyorsun? Nerede yapayım? Bir ocak yap da bana şöyle güzel. Ondan sonra bakır şeyde yapayım kahve. Var aşağıda ocak. Biraz yağmur yağıyor o kadar. İşte çocukla şimdi aşağı nasıl ineceğim? Zor. Zor dostum zor. Şuna da şuna koyacağız. Yoksa bunu buna asla koyamam yani öyle bir takıntım var. Mesela sen onu yapabiliyorsun. Nasıl yapıyorsun? Hiç rahatsız olmuyor musun yani? Şunun altına şunu koyma. Ay deliririm ben. Sonuçta sonuca odaklan. Hayır. İçecek misin içeceksin. Yani şunu düşünsene bak bunun deseniyle bu desen aynı değil ya mesela. Ben şu an çıldırırım içmem bana böyle bir kahve gelse. Ay derim bu ne böyle? Ay. Mesela ben şöyle bile içerim. Ya, illa bunun bak, takımı olacak yani. Ben şöyle bile içerim. Ay! Ne olacak ki sen? Yok hadi gene içersin. Onu içersin. Ondan bahsetmedim ben. Mesela şimdi burada var ya tabakları. Bu tabağı yani bunu almak yerine başka bir desen koyarsan ona takıntı. Aa, bana sorun değil ya. Bana istersen bak şunu ver. Ben istemiyorum ya. Bana istersen şunu ver tamam mı? İşte şöyle. Öyle olmayınca da düzensiz oluyorsun. Ay yok artık ya. Önemli olan kahve olsun da. İçelim de gerisi önemli. Ben nasıl komutanlık yaptım bilmiyorum yani gerçekten. Benim dedem mesela emekli albaydı yani her şeyi düzenliydi. Böyle bir adam nurlar içinde yatsın Allah. Ya askerlik başka, o kadar düzenliydi. Hayat başka. Benim babam da işte öyle ondan almış zaten o düzenli her şeyleri. Böyle yani yazardı mesela böyle dolabı açardı. Dolapta her şey yazardı. Sos, şeker, işte kimyon, nane bilmem ne hepsi düzenliydi böyle. Yani... Ondan güzel bir şey bence. İyi bir şey yani. Sen komutanlık yapmışsın ya o yüzden seni de al. Ama sen tabii kısa süre. Belki de ondan kaynaklanan bir şeylik vardır. Tam da ben de şimdi hakkımı yemiyorum. Ben de düzenli bir adamım. Yok ya o kadar temiz ümit var. Hayır ya, bu değilsin. Hakkımı yemiyor mu hayır. Sevgili takipçilerimiz? Her yeri temizliyorum, süpürüyorum. Daha nasıl? Bak, baban daha daha düzenli. Ben öyle o baban kadar olamam. Baban çok düzenliydi. Sen öyle değilsin. Tamam, sen ben o kadar olsun. Olamam. Ben o kadar olamam. Hiçbir şekilde yani. Ben bahçede düzenliyim. Evin içi beni çok şey yapmıyor. Evin içinde değil canım bir şeyde. Mesela sen şey yapabilirsin. Yeni hani yer yapacağız ya şimdi. Yeni yerimizden bahsediyorsun ya. Evet. Oraya alet edevatların olduğu böyle bir dolap. İşte çivilerin şeylerin öyle bir şey de yapabilirsin. Yeni yer dediğin ahıra mı? Yok o otantik yapacağız dediğin yer. Tabii oraya öyle bir şeyler yapmam lazım. Güzel olabilir. Yani bir köşesi benim şeyim olması lazım oranın. Değil mi? Bence öyle olması lazım. Göreceğiz bakalım nasıl olacak. Bir tek onun etrafının tuğlaları beni korkutuyor. İşte dış cephesi ya çok evet kötü ya. Ya evet ya o tuğlalarla mı yapacaksın? Çok tehlikeli i̇şte ya o ya orayı tekrardan tuğla öldüreceğiz. Düzelttireceğiz. Ya da bir süre öyle idare edeceğiz. Ya da sıva falan mı çekilmesi gerekiyor acaba? Ya içi hani içine bir şekilde halledersin. Çok sıkıntı olmaz da. Sonuçta orada yatmayacaksın ki. Bu arada tiramisu'mu göstereyim. Tiramisu yapmıştım. Oo, biz yemeden, yemeden yarısı gitmiş zaten.
Allah'tan bir dilim inşallah yerim bugün de. Aynen çocuklar maşallah halletmişler yani. Ama çok güzel oldu ha. Ondandır. İnsan yapılışını gösterir. İnsanlar senden yazmış bir iki kişi tatlı tarifleri bekliyor. Öyle mi? Görmedim ben ya. Hı-hı. Tamam yazayım. Yapayım. Bir dahakine yapayım. Şey yapayım. Tamam. Yapayım. Bahsedeyim yani. Konuşamadım. Kahveyle tatlı çok güzel oluyor yani, değil mi? Evet. Ben de çok severim. Çay saatlerinizin vazgeçilmezi tiramisu. Bu benim dünkü halı tanıtmama benzedi. Evet. Bu tiramisu biliyorsunuz eskiden bir İtalyan tatlısıymış. Aslında bu kedi diliyle yapılan bir tatlı fakat günümüze kadar musanta uğramış ve biz bunu... Biz kedilere kıyamıyoruz. Kekle. Ay, espri yaptı arkadaş. Kekle yapıyoruz. Çok güzel oluyor. Ben Nescafe kullanıyorum bol bol. Ve üzerinde bol kakao tozlarıyla muhteşem bir lezzet. İçerisinde labne peyniri, un, yumurta, süt var. Sen bu gözlükleri takınca kendini öğretmen zannettin. Böyle bir öğretmen edaları falan... Bakın arkadaşlar, bizim bir öğretmenimiz vardı, lisedel yapardı. Evet, kahvemiz hazır. Bakalım köpük köpüklü yapmış mı makine? Çok güzel kokuyor. Ben de nedense damla sakızı hiç sevmiyorum. Ya insan damla sakızı nasıl sevmez ya? Ya seviyor mu da ne bileyim. Ay. Bak köpüğe gel, al köpüğe. Köpüğe gel aga. Falım sakız kokuyor. Çok güzel değil mi işte o? İyi de falım sakızı niye insan içmek istesin ki? İyi de aroması güzel onun. Ne alakası var? Ya sen niye her şeye itiraz ediyorsun? Yani böyle ben... ay demiyorsun ki hayatım ne kadar güzel yapmışsın falan böyle güzel şeyler oo, söylesene. Çok güzel yapmışsın da ben... Hep bir hayata itirazım var. İtirazım var. Kahvenin aromasından bahsediyorum. Senin yapman çok güzel tabii ki. Tamam ama damla sakızı da bunu da dene ya. Her tadı tadacaksın yani şekerim. Bak yani. İtiraz etme ya. Şekerim yani. Mekerim bu nasıl bir tavır ya? Ne yap? Her... Arkadaş her şeyi tadacaksın adamı atma. Öyle mi diyeyim? Ne diyeyim? Al mı diyeyim, ben mi diyeyim, gel mi diyeyim? Dışarıda mı yiyeceğiz? Herhalde o kadar balkon yaptık. Ne için yaptık? Bu buna sığmadı da ondan tepsinin büyüğünü koymam lazım. Bak şöyle taşıyacaksın. Ben daha önceden böyle bir çalışmıştım. Sen taşıdı, ben seni çekeyim. Bir çalışmıştım var. Yeter çok çektim, sıkıldım ben çekimlerden. Bak bunu böyle tutuyorsun. Evet. Gel. Bunu böyle tutuyorsun. Tamam. Bunu da şöyle alıyorsun. Vay anasını. Gördün mü? Sen garsonluk mu yaptın? Ya kızım bizim yapmadığımız bir iş mi? Bunu da böyle alıyorsun. Evet. Tamam. Böyle bak. Kapıyı nasıl açıyorsun? Kapıyı da şöyle bak. O kahveleri döktü, ben de seni döküyorum. Biraz onu. Karateci olmak, esnek olmak lazım. İşte o esneklik de biraz zor tabii bu yaşta. Evet. Oo paşam ne yapıyorsun? Hayırdır? Sakızın dibine vuruyor, ne yapacak? Evet, tatlımızı yiyelim. Buyurun efendim. Evet, bu yerde oynamayacağım bunu. İçiyor musun? Çok mu seviyorsun kakaolu? Bu da pastane gibi olmuş, pastane kedi gibi. O çok büyük be. Benim ağzıma zımmız o. Bana söyleyeyim. Bu ne ya? Böyle çekiliyorlar ya fotoğraf. Ay çok güzel. Odaya bakayım. Şaka maka bir sene daha bitiyor. Evet. 2022'ye giriyoruz. Ben hala 2020'de falan kaldım ha. Böyle mesela tarih atarken falan. Hangi evet, yıldaydık? 2021 tuhafıma gidiyor. He? Evet o benim de öyle ya. Çok hızlı geçiyor zaman. Aşırı derecede geçiyor. Bu sene bizim için çok hızlı geçti ya. Çok hızlı geçti. Ya bir senede yaşadıklarımızı bir düşünsene. Çok
çok hızlı yaşadık hani. Rahat 3-5 seneyi yaşadık yani bir senede. Kesinlikle. Ama herkes için öyle oldu ya bence. Herkes için çok hızlı bir seneydi. Artık bir falıma bakarsın. Sen de iyice falcı bacı oldun. Bana beni falcı bacı. Ne zaman olur? Soğuyunca. Soğuyunca olur. Bak bakalım falımıza hadi. Hadi bakalım. Neyse halim çıksın falim. Oo nazar. Gözleri olanın gözleri çıksın inşallah. Bak bir dileğim var çok çabuk olur ha. Anne ben de dışarıdım. Tamam al. Versen de. Bende hep göz var zaten. Herkes aynı şey söylüyor. Vallahi göz var. Şöyle patlatalım da gözleri çıksın inşallah. Vallahi kim iyilik istiyorsa benim için, bizim için Allah ona 1000 katını versin. Allah kimse, kim de kötülük istiyorsa ya da fesat düşünüyorsa Allah ona da inşallah 1000 katını versin. En güzel dua bu bence yani. Biz geçen yıl mıydı? Bir önceki Muğla'daki evimizde İsveç ocağı evet. Yapmıştık. Orada kahve yapmıştık. Sen böyle fal bakmıştın bana. Evet. O zaman ev mi demiştin? Bir şeyler, güzel bir şeyler evet. Demiştin. Değil mi? Onlar aslında gerçek oldu. Oldu. Vallahi biraz böyle içini karartmışsın ama. Niye? Bir sıkıntı yapmışsın böyle. Gereksiz zaten de. Hiç sıkılacak bir şey yok. Ama şey var. Ay nasıl laf var gözün yanında. Valla bak bir göz var da gözün etrafında bir laflar var anlatamam sana. Dedikodu yani. Boş laf üstüne laf. Of böyle bir şey olmuyor. O kadar gereksiz laflar ediyorlar ki anlatamam yani. Hepsi şey yani boş. Çok laf ama o kadar temiz ki böyle herkes çatır çatır çatlayacak yani onu söyleyeyim. Hani böyle kötü insanlar çatır çatır böyle çatlayacak bak göreceksin. Çünkü aşağıda şey var, çok güzel böyle bir ağaç çıkmış onun içinde böyle tertemiz, ferah bir yer çıkmış. Zaten kısmetler var, kısmetler gördüm. Çam ağaçları gördüm sanki. Nerede? Falıma müdahale etme. Bunlar sanki çamlar gibi ama. Evet. Hı? Yok ben tavuk gibi gördüm. Bu arada sözü unutma da bu gece rüyamda böyle karların içinde yürürken gördüm kendimi. Evet çok güzeldi maşallah. Gerçekti yani böyle kıtır kıtır basıyor. Gündüz hayrına olsun inşallah. He? Gündüz hayrına olsun inşallah. İyi bir şey mi acaba? Tabii ki güzel bir şey. Öyle rüyalarını da söyleme. Bu arada fal... Bakıyoruz ama öyle keyifine aynen yani. Aynen ya hiç yani. İnandığımızdan değil yani. Ya ben hem inanıyorum hem inanmıyorum öyle söylüyorum. Ben de öyle yani işte. Her şeyi Allah bilir gaybı yalnız Allah bilir tabii ki de. Biz öyle laf işte şey... Eğlence olsun yani. Bak bir nasıl söyleyeyim sana? Bir erkek var böyle çok laf yapan yani bir kısa saçlı böyle tepesinde şöyle bir saç var. Ay bir şey soracağım. Araba çıkmış ya. Ya biri bir münakaşan var senin biriyle sanki. Böyle biri uğraşıyormuş gibi seninle. Böyle bak şeytani bir şey çıkmış burada. Ama yani hiçbir şekilde ulaşamıyor yani. Şey yapamıyor. Bak görüyor musun şunu? Vallahi çıkmış yani. Güzel çıkmış inşallah. Ama çok göze geliyorum ya. Evet var göz. İşte Felak suresi, Nas suresi okuyacaksın. Ben okuyorum ama balık var burada bir tane nasıl kısmı. Yol yok mu? Her falda kesin bir 3-5 yolum. Ha yol yok. Kaldım. Hiç, burada kaldım. Hiç yolun yok. Gerçekten ben de şaştım şu an. Bir yol var böyle ama hani buralara bir yere, Tire'ye falan gideceksin. Dağlara gidiyor. Çok güzel. Şey çok güzel. Allah güzel günler gösterecek inşallah. Daha güzel olacak. Evet öyle yani. Sen de bana bak. Ağzına sağlık. Gelmiyor. Gelmiyor. İyi bir şey mi? Dilek tutacaktım o arada. Tut bakayım hemen. Ama... Tut hemen. Tamam tuttum. İyi bir şey tuttun değil mi? Hepimizle alakalı. Hepimizle alakalı. E tabii ki ya. Of. Senin içinde neler olmuş? Ay!
gerçek sayıyorum acaba? Resmen içi böyle fokur fokur kabarmış. Katran. Ay dökeceksin dur. Ne olmuş öyle ya? O ne ya? Bütün terbe bana gelmiş. Ne bir sincap var seninle konuşuyor ha. Allah Allah. Valla böyle ayak atmış sana bir şeyler anlatıyor sanki bilmiyorum. Artık ne anlama geliyorsa. Sana bir şey diyeceğim ama hiç hoşuna gitmeyecek. Ne o? Karnı burnunda biri var burada. Allah Allah. Sen değilsindir umarım bak. Aa, hakikaten ha, hamile biri var. Bakın. Aman yok canım, Allah olmayanlara versin. Bayağı karnı böyle çıkıntı olmuş. Evet, belki bir hamilelik haberi olabilir birinden. Kendime yormadım yani. Yani. Şunlar yol mu? Evet ama onlar kısa kısa yollar. Hani böyle uzun kalmalı değil. Hmm. Git geldi yollar. Seni de böyle çok böyle sanki eleştiren, böyle şey yapanlar var gibi. Var canım, olmaz mı? Kıskançlığından, hasettiğinden çatlasınlar. Hmm. Kötüler. Kimseye bir kötülüğümüz yok Allah'a şükür. Ama ne hikmetse var öyle insanlar yani. Yapacak bir şey yok. İyilerle kötülerin dünyası. İçime gelenleri söylüyorum ben. Bildiğimden değil de. He. Hissettiğini söyle, senin kalbin temiz. Böyle bir kadın sana böyle bir şey uzatıyor. Böyle bir kap gibi. Evet. Bence değerli bir şey yani. Yani biri sana böyle çok artık hani gerçekten bir şey mi verecek bilmiyorum ama böyle güzel bir şey alacaksın. Allah. He? Hayırdır inşallah, olabilir. Bak uzatıyor eliyle, gördün mü? Aa evet. Böyle uzatıyor. Evet. He? Evet. Güzel bir şey verecek sana. Hatta böyle nasıl biliyor musun? Uzatıyor sanki böyle Aladdin'in sihir lambası gibi. Oradan böyle bir şey çıkıyor bak ortaya. Hani. Sihir yapacak bana. Okus pokus. Bence güzel bir şey. Evet. Ve bu olduktan sonra o sincap dediğim seninle konuşuyor yani. Hani bilmiyorum, belki de sana yol gösterecek. Olabilir. Bence senin karşına birisi çıkacak hiç bilmediğin. Evet. Bence sen ona yardım edeceksin, o da sana çok güzel bir şey verecek. Olabilir. İnşallah. Ben inanıyorum mesela Ermişlere falan, ben böyle karşına inanırım. Hızır falan çıkıyor. Ben de inanırım. He? Valla öyle hikayeleriniz varsa yazın. Bence çok, ben çok severim dinlemeyi. Evet, varsa öyle gizemli, evet, değişik hikayeleriniz. Ben Fethiye'de anlatayım mı? Anlat. Belki daha önce bahsetmişimdir. Bir önceki videolarda bahsetmiştim. Bahsettik mi? Aha. Fethiye'de gezmeye gitmiştik bir parka, deniz kenarında. Biz böyle parkta çocuklarla oynarken Gizem de orada çay bahçesinde oturuyordu. Bir tane kadın, yani üstü başı kötü bir kadın yanaştı sana. Evet. Fal bakayım dedi. Ben de uzaktan bakıyorum ne oluyor falan. Yanaştım Gizem'e. Dedim ki, hayırdır dedim. Teyze fal bakıyormuş. Batla falı dedi. Baktıralım mı dedi. Tamam dedim, baktıralım. Hani şimdi göndermek olmaz o şekilde. Yani böyle üstü başı şeyi bir teyzeydi. Biraz üzüldüm de açıkçası. Gizem'e baktı. Gizem'e çok güzel şeyler dedi. İşte senin her şeyin açık bilmem ne. Hani değil mi? Evet, sana bakmayacağım dedi. Sana bakmayacağım dedi. Senin zaten olmuş gibi şey. Ama bana baktı. Gene Gizem'in şimdi söylediklerine benzer şeyler söyledi. Seninle çok uğraşanlar var ama işte seni yıkamıyorlar. Çok iyi olacak. Kısmetin çok açık. Ama böyle nasibin bağlanmış. Böyle kısmetin bağlanmış filan dedi. Evet, öyle bir şey. Seni okuyacağım dedi. Ama dedi çocuklarımın karnını doyuracaksın dedi yani. Değil evet. Mi? Ben de tamam teyze dedim, ne yapalım. Teyze işte baklalarla bir şey yaptı filan. Beni okudu, üfledi. Ben de markete götürmedim de eline iyi bir para verdim teyzenin. Gitti değil mi? Evet, sonra gitti. Ve biz ondan sonra bakın bugünlere geldik. Ev aldık, işte arabamızı aldık, motorumuzu. Evet. Yani ben, evimizi, yeni eşyalar aldık. Yani böyle kısmetimiz döndü yani gerçekten. Var var, ben de inanıyorum öyle şeylere. Hızır evet. Aleyhisselam varmış ya hani. Gerçekten. Kimisi kadın kılığında, yani kim erkek yaşında. Karşınıza böyle çıkan insanları hani özellikle karnını doyurma... Evet. Anlamında
geri çevirmemek lazım. Evet, para istemiyormuş yani zaten o insanlar. O insanlar yani şey diyormuş, karnını doyuracaksın. Mesela bak, o niye karnımı doyuracaksın? Yani. Bana şu kadar para ver demedi yani. Çocuklarımın karnını doyuracaksın. Ay, tüylerim diken diken oldu şu anda. Evet ya. Ama kesin bir şey söyleyeyim mi? O kadın kesinlikle Hızır şeydi yani. Yani öyle evliya gibi bir kadındı o bence. Bence de çok iyi. O kılıktaydı. Çünkü bak, o kadar insanın içinde bir anda benim karşıma böyle sanki nereden geldi? Hatta ben böyle nereden geldi bu kadın ya falan oldum yani, değil mi? Değişik hiç, bir tipi var. Hiç yani öyle bakla falı bakan. Bir de gitti yani. Hani başkasına bakayım moduna da geçmedi farkındaysan. Yürüdü gitti yani. Aynen. O kadın kesinlikle öyleydi. Ve sizden de bekliyoruz bu hikayeleri. Evet, bir videomuzun daha sonuna geldik. Gördüğünüz gibi bir kanepe evi nasıl değiştirdi? Şöyle yer açıldı. Kesinlikle. Kocaman bir salonumuz olmuş oldu. Bir koltukla neler değişti, değil mi? Tabii onu neden aldınız diye soracaksınız ama o zaman düşünemedik. Hani yani yerde, mağazada gördüğünüz gibi olmuyor. Evet, değilmiş. Evet, buraya gelince koltuklar bayağı büyük oldu. Ama gene şu an güzel, ideal bir hale geldi. Evet, şu an daha iyi oldu. Şunu şuraya alsak mı gibi düşündüm ama olmaz herhalde orada, değil mi? Yok, gene tamam. Gene kapatır. Onu bir kere yaptık. Çok fena olmuyor. Olmaz. Evet. Bu şekilde güzel. En azından ata çocuklar için hani oyuncakları daha geniş bir alan oldu. Doğru, bizim doğru. De hareket alanımız oldu. Evet. Değil mi? Evet, iyi oldu bence. Güzel oldu. Tebrik ederiz. Evet, diyeceğin bir şey yok. Bu kadar. Yeni videoda görüşmek üzere. Görüşürüz. Esen kalın diyelim. Kanalımıza abone olmayı unutmayın lütfen. Evet. Beğeni de atarsanız çok seviniriz. Sağlıcakla kalın, mutlu kalın. Her şey gönlünüzce olsun. Görüşürüz. Hoşça kalın.